Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulillah Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn et-tayyibin et-tahirin. Emma ba'd. Katrun nedadan fiil-i muzari nasb eden edatlardan izeni anlatacağız. Len, key, izen. Üçüncüsü izen. Buradaki sıralamaya göre metin şöyle diyor: ve bi izen, izen ile de fiil-i muzari nasb edilir. Ve bi izen, izen ile de nasb edilir. Ama izen ne olduğu halde musaddaraten, cümlenin başında gelmiş olduğu halde musaddara, cümlenin başında müstakil. Ve huve müstakbelün, ve muzarisi de müstakbel olduğu halde, yani dahil olduğu muzari de istikbal manasını ifade eder olduğu halde. Muttasilün, isterse izen muzariye bitişik olsun, ev münfasılün, ya da muzari ile kendi arası ayrılmış olsun, bir kasemin kasemle. Kasemle ayrılırsa nasbına mani değil. Nahvu izen ükrimeke gibi. İzen ükrimeke. Mesela bunun manası ne demek? Birisi diyor ki, üridü en ezurake. Seni ziyaret etmek istiyorum. Sen de diyorsun ki, izen ükrimeke. O takdirde, o halde sana ikram ederim. Sana ikram ederim diyorsun. İzen ne yaptı burada? Cümlenin başında geldi. Aynı zamanda dahil olduğu muzari istikbal manasını ifade ediyor. Çünkü geçmişte ikram etmiyor. Gelecekte beni ziyaret edersen sana ikram edeceğim diyor. Muzari'nin istikbal manasını ifade etmesi lazım. Ve aynı zamanda fiili de bitişik. Ve izen vallahi nermiyehüm biharbin. Burada da fiil-i muzari ile izenin arasına kasem girdi. Mani oldu mu? Mani olmadı. Yani şeye mani değil. Muzari nasb etmesine mani değil. Eğer fasıl kasem olursa mani değil. İzen o takdirde vallahi, Allah'a yemin olsun ki, nermiyehüm, onlara atarız bir harbin bir harp. Onlara karşı bir harp ilan ederiz demektir. Evet, şimdi burada izen vallahi, izen nermiyehüm esası. Ama araya ne girmiş? Kasem girmiş. Kasem girdiği için efendim burada fiil-i muzariyi yine izen nasip etmiş. Peki, şerhine geçiyoruz. En-nasıbu salisü, üçüncü nasıp. Yani birinci nasıp neydi? Len. İkinci nasıp key. Fiil-i muzari nasb eden üçüncü nasıp izen. İzen, izendir. En-nasıbu salisü, izen. Üçüncü nasb edici edat izendir. Ve hiye o izen, harfü cevabin ve cezain. Cevap ve ceza harfidir. İnde Sibeveyhi, İmam-ı Sibeveyhe göre. Yani bir yerde şart ile cevap gibi. Mesela bir adam sana şöyle dediği zaman, ezuruke gaden. Yarın seni ziyaret edeceğim dediği zaman, sen de ona diyorsun ki, iden ükrimeke, ben de sana o halde ziyaret edersen ikram edeceğim. İmam-ı Sibeveyhe göre bu şart ve cevap harfi. Yani bir yerde cevap ve ceza harfi. Cevap ve, yani şartla ceza gibi. Evet, cevap ve ceza harfi. Peki, cevabını da söylemiş olduk. Peki, yani ikramı, sen ona ikramın ne karşılık olarak biliyorsun? Onun sana gelmesine.
Eğer o sana yarın gelirse onun karşılığı sen de ona ikram ediyorsun. Onun gelmesini, efendim ziyaret etmesini ikrama ne kılmış oluyorsun? Efendim sebep, ceza, cevap. وَقَالَ الشَّلُوب۪ينَ Naibcilerden Şelubin şöyle diyor. Şelubin. Evet. Şelubin adı Ebu Ali. Evet, Şelubin. Bu zat diyor ki hiye kezalik fi kulli mevdi'in. Hiye bu izen kezalik böylece böyledir. Yani cevap ve ceza harfidir. Fi kulli mevdi'in her yerde. Her yerde böyle gelir diyor. Evet, ve gâlel farisiyyü İmam Farisi de şöyle diyor. Fil ekseri çoğu zaman. Çoğu zaman cevap ve ceza harfi olarak gelir diyor Farisi. Yani nahivcilerden. Ama Şelubi'ne göre her yerde cevap ve ceza harfi olarak gelir. وَقَدْ تَتَمَحَّدُوا لِلْجَوَابِ Bazen sırf cevap için gelir. Bazen sırf cevap için gelir. Yani ceza değil. بِدَلِيلِ اَنَّهُ يُقَالُ Şu delille ki şöyle deniliyor, şöyle denilmesi deliliyle اُحِبُّكَ Seni seviyorum. Fetegûlü sen de diyorsun ki اِذَنْ اَظُنُّكَ صَادِقًا Evet, ben de seni o zaman doğru zannediyorum, samimi zannediyorum. Şimdi burada اُحِبُّكَ Efendim birisi öyle diyor, ben seni seviyorum diyor. Sen de ona cevabın sadece ne diyorsun? اِذَنْ اَظُنُّكَ صَادِقًا اِذْ لَا مُجَازَةَ بِهَا هُنَا Burada bir mücazet yok. Yani sen beni seviyorsan ben de efendim seni şimdi samimi ve doğru ne yapıyorum? Burada çünkü hal yani izenin dahil olduğu muzari istikbal manasına değil. O efendim onu samimi zannetmek halde yani şimdiki zamanda meydana geliyor. Onun istikbalde olması mümkün değil. O fiili ceza olması da mümkün değil. Evet, ona ceza olması da mümkün değil. Ben şimdi seni samimi sanıyorum diyor. Burada istikbal manası da yoktur. Ceza manası da yoktur. Dolayısıyla burada fiil-i muzari'yi nasip edemedi. İzen azunneke diyemedi. Çünkü muzari istikbal manası ifade edecekti. İzlâ mücazâte biha bununla bir ceza efendim manası olmadı hüna burada. Evet. Burada bu kadar. Ve innemâ tekûnü ve innemâ tekûnü ancak izen olur. Nasibeten nasbedici olur. Bi selâseti şurûtin üç şartla. Yani izen şartsız nasbetmiyor. İzenin nasbetmesi için üç tane şarta ihtiyacı var. İzenin nasbetmesi için üç tane şarta ihtiyacı var. El evvel birincisi entekûne izenin olması vâbiaten gelmesi fî sadril kelam kelamın başında. Hani yukarıda musaddaraten dedi ya kelamın başında gelmesi. Felev kulte desem Zeydün izen kultu o zaman ben derim ükrimuhu yani izen ükrimuhu. Niye? Çünkü izen kelimesi burada cümlenin başında gelmedi. Cümlenin başında Zeydün var. İzen o zaman Zeydün'den sonra geldiği için ükrimuhu'yu nasip edemedi. Bak orayı bir daha okuyalım. El evvelü birincisi üç şarttan bir tanesi en tekûne vâgiaten izenin gelmesi fî sadril kelam kelamın başında geliyor olması lazım. Felegulte dediğin zam dersen Zeydün izen dersen gultu ben de derim ki ükrimuhu
İzen ukrimuhu. Niye bunu böyle söyledi? Çünkü izen fiilin başına geldi ama cümlenin başında gelmedi. Zeyd'den sonra zikredildiği için ukrimiyü nasip edemedi. Bir raf'ı, rafi ile böyle derim. Felev kulte zeydün izen kulte ukrimu. Kulte de diyebilirsin buraya. Eğer zeydün izen dersen o zaman cevabında kulte ukrimuhu bir raf'ı. Rafi ile böyle dersin. Veya ben derim. Sen dersin olursa daha güzeldi. Kulte ukrimuhu bir raf'ı. Esen ikincisi, yani izenin nasip etmesinin ikinci şartı, fiil-i muzari'yi nasip eden edat olmasının ikinci şartı, en yekûnel fiilü, fiilin olması, badeha, izenden sonra müstakbelen, müstakbel olması. Yani gelecek zamana delalet etmesi. Şimdiki zamana ya da geçmiş zamana delalet ederse nasip edemez. Felev haddeseke şahsun bi hadisin. Bir şahıs sana bir şey söylese, bir haber verse. Fekulte sen de desem. İzen tasduku. İzen tasduku. Şu anda sen doğru söylüyorsun. Adam bir tane sana bir şey, bir hadis, bir haber veriyor. Bir şey konuşuyor, anlatıyor. Sen de ona izen tasduku diyorsun. Şimdi sen doğru söylüyorsun. Bak burada tasduku fiili muzari ama istikbal manası ifade etmiyor. Yani sana bir şey söyleyen sen gelecekte doğru söylüyorsun denmez. Şimdi sen doğru söylüyorsun diye ona cevap vermen. O zaman buradaki tasduku fiili istikbal manası ifade etmediği için izen bunu ne yapamadı? Nasip edemedi. Rafate bunu raf edersin. Ötürü okursun yani tasduku. لَنَّ الْمُرَادَ بِهِ Çünkü bu tasdukudan maksat el-hâlu şimdiki zamandır. Neymiş? Şimdiki zaman. Evet. Şimdiki zamanı kastediyor. Peki. Es-sâlisü izenin fiil-i muzari nasip edebilmesi için üçüncü şartı en la yufsale ayrılmaması beynehuma İzen ile fiilin arasının bir fasılla ayrıcı bir kelime ile öyle fasıl ki gayril kasem kasemden başka. Kasem olursa zarar vermez. Ama kasemin dışında başka bir kelime izen ile fiilin arasına girerse fiil-i muzari nasip edemez. Nahvu izen ukrimeke izen ukrimeke gibi. Ve izen vallahi ukrimeke. Ve izen vallahi ukrimeke. Şimdi izen ukrimeke'de hiçbir fasıla girmemiş. İzen ne yaptı? Ukrimeke'yi nasip etti. Tabii bunun öncesinde adam ne diyordu? Se'ezûruke gaden. Mesela yarın seni ziyaret etmek istiyorum. Sen de o halde ne diyorsun? Ben de o zaman o halde takdirde gelecekte sana ikram ederim. İzen ükrümeyi nasip etti. Ve izen vallahi ükrimeke. Burada da izen ile fiilin arasına kasem girdi. Ve izen o takdirde vallahi Allah'a yemin olsun ki ükrimeke sana ikram ederim. Edeceğim. Şimdi burada niye kasem mani olmuyor izenin fiil-i muzari nasip etmesine? Kasemler zâid tekittir. Asıl tekitlerden değil. Tekidi zâid olduğu için izenin fiil-i muzari'yi nasip etmesine mani değildir. Mani olmaz. Yani demek ki kasemler zâid tekittir. Asıl tekitlerden değil. Zâid tekit olduğu için izenin dahil olduğu fiil-i muzari'yi nasip etmesine mani olmaz. Ve kâle şairu. Şair şöyle dedi. İzen vallahi nermiyehum bi harbin tüşibü tıfle min kablil meşibi. İzen o takdirde vallahi Allah'a yemin olsun ki nermiyehum onlara atarız bi harbin bir harp. Yani onlarla bir harp
başlatırız, harp yaparız manası. Öyle harp ki tüşibü tıfle, çocuğu yaşlı yapacak olan, min kablil meşib, yaşlanmadan önce. Yani öyle şiddetli bir harp başlatırız ki, yani çocuk daha yaşlılık dönemine gelmeden önce saçını bembeyaz yapacak şiddetinden bir harp onlara atarız. Yani burada karşıdaki bir toplumu tehdit ediyor. Diyor ki, yani size öyle bir feci, öyle bir korkunç harp isabet eder ki, efendim çocukların saçı bembeyaz olur onun korkunç halinden ve şiddetinden. Bu manada bir tehdit uyarısı var burada. Ama esas olan bizim için burada mahalli şahidimiz İzen vallahi nermiyehüm. İzen ile nermiye fiilinin arasına kasem geçti. O zaman izen fiil muzari ne yapmış oldu? Nasb etti. Hangi fiil muzari? Nermiye. Evet. Aralarında kasem mani olmadı. Evet. Velev kulte, şayet dersen izen ya zeydü. Burada ne oldu? İzen ya zeydü. Şimdi izenin arasına nida edatı ve münada geçti. Şimdi mesela izen ile muzarın arasına kasemin dışında bir ne gelirseydi, fasıla gelirseydi nasip edemezdi. Burada ne geldi? Nida edatı ve münada. O zaman gulte dersin ükrimüke bir raf'ı. Raf ile. Yani o zaman nasip etmiyor. Peki niye izen burada ükrimeyi nasip edemedi? Çünkü izen ile fiil-i muzari'nin arasına kasem dışı bir fasıla girdi. O da ya nida edatı, zeydi de münada. Ve keza idâ kulte, yine böylece dediğin zaman izen fiddâri ukrimüke. İzen fiddâri ukrimüke. Burada da muzari ile izenin arasına car ile mecrur girmiş. Fiddâr. O zaman izen ile muzarın arasına kasem dışında car ile mecrur girdiği zaman izen fiil muzari ne yapamaz? Nasip edemez. Bu da önemli bir kaide. Üçüncüsü ve izen yevmel cumuati ukrimüke. Burada da izen ile fiilin arasına bir zarf girdi. Zarf. Yevmel cumua. Yevmel cumua. Yani yevmel cumua kelimesi zarftır. Efendim, dolayısıyla izen ükrimü kelimesini nasip edemedi. Küllü zelike bir raf'ı. Bunların hepsi merfu olarak okunur. Demek ki izenin nasip etmesi için üç tane şart var. Bunlardan birincisi kelamın başına gelecek. İkincisi dahil olduğu muzari müstakbel olacak. Üçüncüsü İzen ile fiilin arasına kasem dışında bir fasıla girmeyecek. Eğer kasem dışında şu üç şeyden birisi fiil ile izenin arasına girerse, izen fiili nasip edemez. Ya nida edatı, münada, ya car ile mecrur, ya da zarf girerse fiil ile izenin arasına fiilleri nasip edemez. Evet, ya nida, ya car ile mecrur, ya da zarf. O zaman fiil-i muzari'yi nasip edemez. Evet, burada kalacağız çünkü en er-rabi'u en. Burada da yanlış yazılmış. Er-rabi'u velen diye yazmış. Er-rabi'u en. Ya da er-rabi'u bi en. Yani fiil-i muzari'yi nasip eden dördüncü edat endir. En ile mensup olması. Bunun konusu uzun olduğu için bunu en sona aldı. Zaten başta da söylemişti. Dolayısıyla bunu biz ne yapacağız? Bundan sonraki derste müstakil olarak okuyalım. Burada kalalım. Evet, bu kadar kısa oldu ama bu kısımda kalalım inşallah. Yarınki dersimizde de, bundan sonraki dersimizde en-i mastariyeyi izaha çalışacağız inşallah.
Evet. Velhamdülillahi Rabbil alemin.